Şunu söylemek isterim. En son ben her şey barış, her şey kardeşlik, her şey dostluk içindi. Temel şiarımız buydu. Biz ülkeyi bölmek için değil, birleştirmek için vardık. Bunu anlamakta güçlük çektiler. Ve benim ülkede yaşayan, Türkiye'de yaşayan 64 milyon insana şerefsiz dediğimi söylediler. Ben halklara asla şerefsiz lafını kullanmadım. Ben sadece Kürt kimliğimden dolayı beni linç etmek isteyen namussuzlara, haysiyetsizlere burada bir kez daha şerefsiz diyorum. Şunu hiçbir zaman Ahmet Bey'e 64 milyon insana şerefsiz dediği gibi spekülatif laflarla benim etrafımda toplamaya ve yıllardan beri dostluk ettiği Türk halkını bana düşman etmeye çalışıyorlar. Türk halkını bana değil, Türk halkını Kürtlere düşman etmeye çalışıyorlar. Ben onların, o medyanın, o üzerimde oynadıklarının oyunun farkındayım. Bunlar soğuk savaş stratejileri. Onların o kirli savaşını, o stratejilerini ben bozarım. Onların oyununu bozarım. Daha önce de bozdum. Gene bozarım, gene de bozacağım. İstediğimiz küçücük bir şeydi, deryada bir damlaydı. Ulusal kültürden bahsettik. Kültürel kimlikten bahsettik. Onlar bunu nüfus cüzdanı anladılar. Bu kadar acayip ve tuhaf insanlar işte. Ne yapayım yani? Bunun orta yerinde bir azap dövmez hayat ve kader acının, çilenin harmanıdır. Yiğitlik zulmün sofrasında dayanmakta, direnmekte. Yarın bunları böyle yazacak. Yarın bunları böyle yazacak. Aklanacak direnme günleri. Kavga aklanacak. Aklanacak dost da, düşman da. Gökyüzü kandan, irinden azade. Gökte, suda, toprakta. İki cemriyle aklanacak dünya.